Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Sıfırdan yüze kripto para eğitim serisine devam ediyoruz. Eğer eğitim serisinin tamamına erişmek istiyorsanız sağ üst köşede bulunan karta tıklayarak erişebilirsiniz. Ya da kanalımıza gelip oynatma listesinden de bulabilirsiniz. Bu videomuzda stable coinlerden bahsedeceğim. Stable coin nedir ve ne işe yarar bunu anlatacağım. Ama video geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Biliyorsunuz ki kanala abone olmak ve beğen butonuna basmak ücretsiz, aklınızda bulunsun. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Şimdi, stable coin nedir? Stable coinler çoğunlukla herhangi bir fiyat para birimini e, stabil olan, yani eş olan coinler kripto para birimleri mesela bunlardan en önlüsü tether usdt tether dediğimiz şey yani USD, usdt dediğimiz şey her zaman 1 dolara eşit olan bir kripto para yani bu dolar değil ama her zaman değeri 1 dolara eşit borsalar vesaire bunu kullanıyor çoğunlukla en çok kullanılan da tether sonrasında usdc geliyor. Yani aralarında ne fark var derseniz işte ikisinde ikisinin firması farklı. Teteri e, üreten firma farklı, USDC üreten firma farklı mesela. Sonrasında da USDC geliyor. O da aynı şekilde 1 dolara eşit bir stabil coin. Binance USD de 3. sırada hani market cap'e göre sıralandığında e, o da her zaman 1 dolara eşit bir stabil coin. Bunlar nasıl e, coin'ler oluyor? Nasıl para birimi oluyor? Nasıl yani bedavaya mı stabil coin basıyorlar bu insanlar diye soracak olabilirsiniz. O da şu şekilde e, herhangi bir e, back güvenliği sağlıyorlar. Back derken yani arka planda mesela Tether diyor ki her bir stable coin yani her bir Tether basıldığında atıyorum 10.000 Tether basıldı. Ya ben gidip bu basılan 11 Tether karşılığı 10.000 Tether karşılığında bankada 10.000 dolar tutuyorum ya da 10 bin dolar değerinde gidip bir mal alıyorum. Hisi senedi alıyorum, mal varlığı alıyorum, ev alıyorum gibi düşünün. Böylece bunun arkası dolu oluyor. Anladınız mı? Böyle bir sistemleri var. Bir de algoritmik stable coin'ler var. Onlar da herhangi bir algoritmaya göre çalışıyorlar. Ama algoritma bazen bozulabiliyor. Mesela Terra USDT gördüğünüz gibi Terra Classic USDC USDT şurada. bu 1 dolara eşit bir stable coin'di sözde stable aslında. Algoritması bozulunca bir algoritması vardır Luna ile beraber eşişleyen. Ama algoritma birden bozulunca marketin volatilitesine dayanamayıp otomatik olarak ne oldu? Bakın 3 centlere kadar düşmüş. Ya tabii ki burada dediğim gibi arkası dolu olanlar daha mantıklı. Burada bir algoritma vardı. O algoritma bunu 1 dolara eşit tutmaya çalışıyordu. Ama burada karşılığı olduğunu söyleyen firmalar var. Yani USDC diyor ki ben de sende 10.000 USDC varsa yani 10.000 dolar değerinde USDC varsa her biri 1 dolara eşit olacak şekilde bende de bunun karşılığı var diyor. Sen bana getirip bunu verdiğinde ben de sana bunu 10.000 dolar olarak verebilirim diyor. Bunun sistemi de bu şekilde işliyor. Ee, çoğunlukla ama Terra'nın öyle değildi. Terra'da bir algoritma vardı. Ona göre hareket ediyordu. Bundan dolayı algoritma bozulunca volatiliteye dayanamayınca Luna Coin Luna dediğimiz bir coin ile değer bir şekilde ilerliyordu. O algoritma bozulunca şeyi bozuldu. E, stable coin olma özelliği bozuldu bakın. Arada düşmüş, çıkmış ama hep 1 dolara eşitmiş ama şurada bir bozuldu. Volatiliteye dayanamayıp gördünüz mü? Artık 3 centlere kadar düştü. Zaten kendi sahipleri de projeyi bıraktı açık konuşmak gerekirse. Yani burada bazen böyle şeyler de olabiliyor kripto para dünyasında. Şöyle tekrardan kripto currency'ye currency geleyim. Acımasız bir şey, piyasa. Dikkatli olmak lazım. Stable coin'lerde bile e, kendi paramızı bölmek lazım bence. Şuradan tekrardan stable coin'leri açıyorum. filtreledim dedim. Buradan coin market cap'ten de nasıl yaptığımı da göstereyim size. İşte siz de bakabilirsiniz. Sonra stable coin yazdım. bütün stable coin'ler burada gördüğünüz gibi. Dediğim gibi stable stablecoin'ler kripto paralarda güvenli liman olarak düşünülüyor. Şimdi yakaların en azından arkası dolu olanlar mesela yani ben VSTC firması olarak sen her bir 1 dolar aldığında ben gidip 1 dolar alıp bunu kasaya koyuyorum diyen firmalarda bir sıkıntı olmadı. VSTC'de de aynı şekilde ama algoritmalar, algoritmik stablecoin'lerde sıkıntı yaşadık maalesef. Bundan dolayı halen güven liman diyebiliriz. En azından arkası herhangi bir mal varlığıyla dolu olan stabil coinlerde. Ne iş yarıyor bunlar? Şu iş yarıyor. Dedim ya kripto para piyasası volatil bir piyasa. Bitcoin ani düştüğünde insanlar hızlı bir şekilde elindeki bitcoin'i satıp güvenli liman dediğimiz dolara geçmeye çalışabiliyor mesela. Daha stabil olduğu için, volatil olmadığı için. O süreçte de gidiyorlar Elinlerinde bitcoin varsa satıyorlar mesela. Tether'e geçiyorlar. Teterde de 1 dolara eşit olduğu için kafalar rahat oluyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela bazen teter yükselir. 1 dolara eşit olmaz yükselir. Bunun sebebi de şu. Bakın şöyle bir yıllık yapayım. Yükseldiği süreçleri göstereyim size. Bakın gördünüz mü? Yükselmiş bazen. 1.0017 dolar olmuş. Çok küçük de olsa yükselir. E, 0.3 olmuş. Yani küçük yükselmeleri olur. Bunun nedeni ise şu. E ee, insanlar hızlı bir şekilde ellerindeki Bitcoin'i satıp Tether alıyor ya. Ondan dolayı piyasanın bir baskısından dolayı çok ufak da olsa yükseliyor ama sonra yine dengeye denge geliyor hızlı bir şekilde. Bakın düştüğü de olmuş. Çok ufak bir düşüş olmuş. 99. işte 59'a düşmüş. Sonra hemen hızlı bir şekilde toparlamış gördüğünüz gibi. Elinde sonunda toparlıyor. Eee Tether en azından şimdiye kadar toparladı. Bir sıkıntı olmadı. Evet e, burada stable coinlerin hangi marketlerde kullanıldığını yani hangi kripto para borsalarında kullanıldığını da görebilirsiniz. Binance en çok kullananlardan biri USDT. Gördüğünüz gibi Binance birinci sırada. Burada aynı şekilde USDT'nin paritelerini de görebiliyorsunuz. Hangi borsalarda listelenmiş, hangi borsalarda nasıl pariteleri var. Mesela bakın KuCoin'de Ethereum USDT paritesi var. BTC USDT paritesi var gibi. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. E, Stablecoin'lerin ne olduğunu ve nasıl konulduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorum bölümünde belirtin. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size kesinlikle yardımcı olacaktır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar. <laughs>